Dost ile konuşunca acayip anılara gittim. Çok saçma mevzu yaşamışız yani. Birbirimizle konuşurken onu fark ettik tekrardan. Neyse gelin muhabbetimizi akıtalım. Önce Dost'un şu Half-Life muhabbetini bir hep birlikte dinleyelim. Sonra sıra sıra akacağız. Zamanında bu ben daha henüz 3 boyutlu oyunlara falan filan doğru düzgün girmemişken daha henüz hala Sega oyunları vesaire falan filan oynarken babam bir gün beni başından salmak için internet kafeye götürdü. Yani o zamanlar beni sürekli yanında gezdirirdi falan. Sırf ben de harbiden daha önce hiç bilgisayar başında oturmamışım. Yani mouse bile tutmamışım. Beni oturttular, direkt olarak Half-Life açtılar. Ne yapmam gerekiyor? Hiç fikrim yok. Nasıl oynayacağım? Hiç fikrim yok. Boş bir alandayım. Ne yapacağım? Ne oynayacağım falan filan. Hiçbir şey bilmiyorum. Bir silah yani, da vermiyor böyle... eline en ya yok, tabancaya gizlice... başlıyorsun bir tane. Yok yok şey değil, multiplayer açtılar. İşin garip tarafı tamam mı? Ama tabii ben multiplayer olduğunun farkında değilim, tamam mı? Yani bir tane tabanca var elimde. Bilinç ok tuşlarıyla oynuyorum. WASD falan filan da yok zaten. Bunlarla oynayacağım dedim. Mouse'u böyle oynuyorum oyunu ama karşımda bir tane adam var. Birbirimizi sıkıyoruz habire. Bayağı böyle bir saat falan oynadım. Sonra baktım babam da oynuyor. Yan bilgisayarda babam da oynuyor. Yanına gittim. Sen de mi oynuyorsun falan dedim. He falan diyor böyle. Arada bir babamın yanına gidiyorum falan. Bir şeye sıkıyor oluyor, tamam mı? Sonra ben geri geliyorum. Ölmüş oluyorum. Lan diyorum, ne ara öldüm? Beni kim buldu falan. Oyunun mantığını da anlamış değilim bu arada aslında. Yani ne yani? İki kişiyiz. Koca bir haritadayız. Birbirimizi öldürüyoruz abi ama amacı ne bu oyunun? Nasıl oynanıyor? Nereye bağlanacak? Bir sonu var mı? Başı var mı? Nedir bu oyun falan diye. Gerçek insanla oynama deneyimini ilk yaşadığın an yani. Aynen öyle. Öyle yani. Aklında yok yani değil mi o zaman? Yok tabii abi, yani şu tabii ki var. Yani iki tane kontrolcüyü alırsın yan yana arkadaşınla. İşte ne bileyim Double Dragon oynarsın, dövüş oyunu oynarsın falan. Okeyim bunu ama beni şok eden taraf oydu harbiden. Ne, mesela ok silah, şimdi o haritanın ismini hatırlamıyorum ama Space'i falan filan basarak zıplayabildiğimi bile bilmiyorum. O haritanın yukarısında bir yerde bir ok var. Bir şekilde ne yaptım ne ettim bayağı da bir uğraştım. 10-15 dakika boyunca tırmandım o yere. O oku aldım. Tamam, ondan sonra da babamın yanına gidip baba ok aldım dedim. Babam o sırada bir şeye sıkıyordu. Ölmüşüm. Oku da kaybetmişim. Çok canım sıkılmıştı, tamam mı? Neyse çıktık orada internet kafeden. Ondan sonra yolda giderken babamı oyunu anlatıyorum. Şöyle de güzeldi, böyle de güzeldi. Biliyorum oğlum, ben birlikte oynadık ya dedi. Birlikte mi dedim? Bendim o dedi. Savaştın dedi. Ben böyle nasıl falan diyorum. Bir dakika, öbür bilgisayar başka bir bilgisayardan sen benle oynuyordun falan diyor böyle. Başka bir bilgisayar üzerinden benle oyun oynayabiliyor olması. Beynimden vurulmuşa dönmüştüm. Herhalde yıl ya 98 ya 99 falan. O kadar etkilenmiştim ki oyundan. Konseptten, başka bilgisayardan başka bir oyuncuyla oynayabiliyor falan diye. Gidip böyle herkese misyonerliğini yapmıştım. Abi böyle bir oyun var. Böyle işte başka bilgisayarda oturuyorsun. Birbirinize karşı oynuyorsunuz bilmem ne falan filan diye. Ondan sonra tabii ikiden fazla kişiyle oynanabildiğini de öğrenince o zaman o ikinci, üçüncü şokları falan filan yaşamıştım.